Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum. Galatasaray Başkanı Burak Elmas bir basın toplantısı düzenledi. Bundan böyle bir aylık sürelerle basın toplantısı düzenleyecek. PSV maçına iki tane transferi yetiştiremeyeceğiz ama bu hafta ya da önümüzdeki hafta transferleri açıklayacağız dedi. PSV maçına yetişmese bile daha önce Fatih terimle görüşmüşler PSV maçına Galatasaray iyi hazırlanıyor mevcut kadroyla da elinden geleni yapacak ayrıca transferler gelse bile yetişse bile iki transfer üç transfer her neyse PSV eleceğimizin garantisi yok düşüncesi doğruymuş bunu öğrendim zaten Burak Elmas'ın söylediği söz bugünkü basın toplantısında sarf ettiği sözle buna işaret ediyor bence. Ama ben sağ bekler sen transferinin ve Raşit Gezal transferinin bu hafta içerisinde sonuçlanacağı kanaatindeyim. Şimdi Beşiktaş'ta Galatasaray arasında Raşit Gezal, Valentin Rossi'ye, Jetson Fernandez transferleri konusunda bir rekabet ortaya çıktı. Başkan Beşiktaş'ta Ahmet Nurçebi Habertürk'teki televizyon programında demişti ki yani menajerler bu işi kızıştırıyor ve bizim kulüplerimiz daha fazla para harcıyor. Dikkat edelim koordinasyon halinde olalım birbirimizle demişti. Ben Burak Elmas'ın bugün bu konu kendisine sorulduğunda elbette ki hassasiyetlere dikkat ederiz ama işin içinde rekabet vardır. Her isteyen kulüp her futbolcuyla görüşür. Öyle olmazsa eğer öyle olmasaydı sahaya çıkıp maç yapmazdı. Kulüpler arasında rekabet vardır. Ama belli ilkeler çerçevesinde kulüpler istedikleri oyuncularla daha önce rakip kulüplerde oynamış oyuncularla da görüşebilir diyerek aslında Ahmet Nurçevi'nin bu koordinasyon halinde olalım bizim istediğimiz oyuncuya siz talip olmayın ya da bizim istediğimiz oyuncuyla ile siz görüşmeyin şeklinde bir iletişim biçimi geliştirilmesi düşüncesine mesafeli yaklaştığını öğrendik. Dünkü videomda ne demiştim size? Rekord gazetesi yazdı Portekiz'de ve Jetson Fernandez için Beşiktaş bir teklifte bulundu demiştim. Bugün Burak Elmas böyle bir resmi teklifin var olduğunu öğrendiğini söyledi. Çünkü dedi ki bizim Benfica Kulübü ile ilişkimiz çok iyi öğrendik. Beşiktaş bir resmi teklifte bulunmuş dedi. Ben dünkü videomda ben dedim diye söylemiyorum ama e, mantığın başkasını söylemediği için mantık yürütürüm ve mantığın bir başka şey söylemediği için bana e, bunu vurgulamıştım. Bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Nitekim... Burak Elmas'ın basın toplantısında da aslında bu teyit edildi. Jason Fernandez için Beşiktaş'ın önerdiği rakam 7 milyon euro ama haktanın yarısı için 7 milyon euro. Beşiktaş'ta oynar başarılı olursa sonraki satışında yine gelecek paranın yarısı Benfica'nın olacak. Beşiktaş efektif bir biçimde, peşin bir biçimde 7 milyon euro'yu ödeyemez çünkü Beşiktaş'ın İçinde bulunduğu ekonomik koşullar çok zor. Harcama limitleri açısından rakiplerine oranla daha aşağıda kaldı Beşiktaş'ın harcama limitleri. TFF'nin açıkladığı rakamlara göre. Dolayısıyla hem bu gerçek varken ayrıca Beşiktaş'ın belli yabancı oyuncularla yollarını ayırma zarureti söz konusuyken iken Jason Fernandez için bir anda 7 milyon euroyu çıkartıp Benfica'ya vermesi mümkün değil. Yani ne demiştim dünkü videomda? Beşiktaş'ın bu teklifi doğru. Rekord gazetesinin haberine itibar ediyorum ama Beşiktaş'ın teklifi sonuç almaya yönelik bir teklif değil. Galatasaray'la belli oyuncuların transferi konusunda karşı karşıya geldiği için bir rekabet argümanı olarak yapılmış sunulmuş bir teklif. Nitekim Burak Elmas'ın sözleri bunu teyit ediyor. Burak Elmas dedi ki Fatih Hoca'nın geçici olarak başkan olan Rui Costa ile Benfica kulübünün geçici başkanı Rui Costa ile ilişkileri iyi. Bunu hepimiz biliyoruz ve söylüyoruz. Ama Jorge Mendes asıl aktör. Burada Jorge Mendes hem oyuncunun hem daha önce Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsedilen Florentino'nun menajer hem de Benfica kulübünü aslında yöneten yönlendiren isim. Çok önemli bir isim Jorge Mendes. <laughs> o bakımdan Galatasaray'da bence yapılacak görüşmeler yani Jason Fernandes transferinin ağırlıklı olarak Jorge Mendes üzerinden yapılacak görüşmelerle çözüleceğini düşünüyorum. Hala aynı kanaatteyim. Bu bir. İkincisi bugün Rekord Gazetesi'nin haber müdürü Sergio Krintinas Radyo Spor'da canlı yayın konumdu ve net bir biçimde bunu söyledi. E, Jeton Jetson Fernandez Galatasaray'da başarılı olduğu, tanıdığı, alışık olduğu bir kulüp. Oynadıkça daha iyi performans sergilediği bir kulüp. Dolayısıyla Jetson Fernandez Galatasaray'da oynamayı istiyor. Ama Benfica sonuç itibariyle ekonomik değere bakar. Yani hangi takımın teklifi daha iyi ise o kulübe satacaktır dedi. Jason Fernandez Almeria maçında dün oynayan hazırlık maçında belli bir süre aldı. Ama bu onun son maçı olabilir ya da olmayabilir. Bir, bir hazırlık maçı daha oynayabilir ama bir şekilde Benfica'dan çıkacak. Ve geleceği yerin ben çok yüksek olasılıkla Galatasaray olacağına inanıyorum. Çünkü Jason Fernandez ile ilgili olarak satın alma opsiyonu, zorunlu satın alma opsiyonu ve kiralama bedelini şu anda ödeyebilecek. Bunu ödemeyi göze alan kulüp Galatasaray 10 milyon euro istiyormuş zorunlu satın alma opsiyonu olarak. Tabi bir de kiralama bedeli söz konusu. Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonu ile ilgili indirim açısından Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte 8 önerildi ama onlar 10 milyon euro istiyormuş. Artı 2 milyon euro kiralama bedeli. Bu konuda anlaşabilir mi Benfica ile? Göreceğiz. Çok ciddi bir pazarlık söz konusu ama iyi ilişkiler bir de Jorge Mendes faktörü bence önemli. Ee, ve elbette ki e, bu süreç başarılı yönetilirse Jetson Fernandez'in iradesi zaten net. Onunla anlaşmak konusunda bir problem yaşanmayacağı kanaatindeyim. Jetson Fernandez transferi de Galatasaray adına bitebilir. Ağustos ayı başında böyle bir gelişme yaşanıyor. Şimdi 3 oyuncuyla doğrudan görüştüm dedi Galatasaray Başkanı Burak Elmas. Onların gidişiyle ilgili Galatasaray'a yakışan bir üslupla fikrimizi beyan ettim. Yani takım bulmalarını rica ettik diyor. Bu 3 oyuncunun kim olduğunu siz tahmin edebilirsiniz diyor. Tahmin etmek güç değil. maaş bütçesinin %45'ine denk gelen maaşları olan 3 oyuncu. Sofyan Feguli, Radamel Falcao ve Ryan Babel. E, Falka gitme niyetinde değil. Sofyan Feiguli hiçbir şekilde gitme niyetinde değil. Bayadolid kulübünün onu istediği, Sofyan Feiguli'nin de Galatasaray'dan bütün haklarını istediği, serbest bir oyuncu olarak çıkmak istediğinden bahsediliyor. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere 4 milyon euro kazanıyor. Bayadolid olarak tanımladığımız kulüp 300 bin euro ödeyemez. Net. Sofyan Fegül'e. Dolayısıyla mantık da bağdaşır bir şey değil. Sofyan Fegül de gitmek istemiyor. Keşke gitme olanakları olsa da Galatasaray'ın hem maaş bütçesinde büyük bir kontenjan yaratmış olsa hem de bir transfer bedeli kazanarak yeni transferler için kaynak ayırsa. Ama şu an itibariyle bu oyuncuların gitmesi söz konusu değil. Gözükmüyor. Her üç oyuncu da kalma niyetinde. Ben bunu görüyorum. Son dakikada değişiklik olabilir mi? Uzun yaz transfer dönemi değişiklik olabilir. E, Alanya'dan Berat transferinin de e, ben Galatasaray adına olumlu sonuçlanacağı kanaatindeyim. E, bununla birlikte Stanchu'dan bahsetti Sayın Başkan. Stanchu e, transferiyle ilgili olarak Slavia Prak başkanıyla yapılan görüşmede bir anlaşma sağlanamadı. Çünkü onların beklentisi çok yüksek. Neredeyse 7 milyon euro istiyorlar ama bir sezon önce Stanchu 1 milyon euroya transfer edilebilirdi. Bir Hollanda takımı ismini vermek istemiyorum Stanchu için devreye girdi. 1 milyon euronun biraz daha altında ücret teklif ettiği için Slavya ile anlaşamadı. Halbuki 1 milyon euro istemişti Slavya Verseler bunu alacaklardı Şimdi fiyatı 7 milyon euro. Yani bu tür oyuncuları fiyatı 7 milyon euroya, 8 milyon euroya çıkmadan keşfetmek asıl maharet. Tabii ki bu yönetimin bir dahli yok. Bu yönetimin kurduğu izleme ya da kuracağı izleme ekibinin de bir dahli yok ama geçen sezon... Buna benzer gelecek vadeden potansiyeli yüksek oyuncuları transfer etmeliydi. Ya da bundan böyle fiyatı bu kadar artmadan bu oyuncuları tespit edip transfer etmek esas. Nitekim böyle bir politika izlediklerini söyledi Burak Elbaz. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Transferlerimizi 3 sezon için yapıyoruz dedi. Stanchu geçen sene transfer edilseydi 3 sezonluk ve daha fazlasını içeren bir yatırım olabilirdi. Çünkü 1 milyon euroydu transfer Bedir'i. Şimdi 7 milyon euro. Halil Dervişoğlu ile ilgili Galatasaray'ın ben ısrarını sürdüreceğine inanıyorum hatırlıyorum işiten gün Brentford kulübüyle çok iyi ilişkilere sahip bir isim Galatasaray'ın yöneticisi. Ben Brentford başkanını bir sezon daha kiralık almak üzere Halil Dervişoğlu'nun kiralık transferi üzerine Brentford başkanını ikna edebileceğini düşünüyorum. Bu da sizlere verebileceğim bir başka not. Beşiktaş'ta da transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş Diego Costa'dan vazgeçti mi? Bence Diego Costa istikrarlı olmadığı için yani Ocak'tan beri oynamadığı için, öncesinde Atletico'da çok sık sakatlık yaşadığı için Sergen Yalçın'ın birinci planda tercih ettiği bir oyuncu değil. Akbom e, ve Milosevic gibi oyuncuları tercih ediyor Beşiktaş. Wilhelm Hosen'in transferi de çok kolay değil. Çünkü Real Sociedad onu bütün haklarıyla satmak istiyor e, ama... Bununla birlikte Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş belki de sezona Kenan Karaman'ı forvet oynatarak başlayacak. Larin zaten Kanada'ya yönelik bir forvet oyuncusu olarak orayı destekliyor. Ama Kenan Karaman milli takımdakinin aksine tek forvet olarak oynayabilir, hatta pivot forvet olarak da oynayabilir. Sırtı kareye dönük oynayabiliyor. Uzun boyu nedeniyle hava toplarında etkili. Asıl mevkii de zaten geldiği Fortuna Düsseldorf kulübünde de oynadığı yer tek forvetti. Tek forvetli sistemle. Ee, geçen sezon büyük ölçüde oynadığı Beşiktaş. Bu forvetli, tek forvetli sistemde bence Kenan Karaman Beşiktaş'ın birinci önceliği olarak gözüküyor. Ama e, zaruri bir biçimde çok daha etkili e, oyunu değiştirebilecek forvetle de ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bu da aşikar. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada Sergio Rico'nun da İspanyol kaleci Paris Saint Germain'de 3. kaleci pozisyonuna düştü. Beşiktaş'ın aradığı, düşündüğü oyunculardan bir tanesi olduğunu öğrendik ve Mert Günok da e, eğer e, Ersin satılıyorsa çok daha kolay bir biçimde transfer edilebilir ama satılmıyorsa da Mert Günok bir tecrübe olarak Beşiktaş tarafından transfer edilecek. Başakşehir'le de 1 milyon euroluk bir transfer bedeli konusunda Beşiktaş'ın sözleştiği yönünde bir bilgi edindim. Böyle bir gerçeklik söz konusu. Size aktarabileceklerim bununla sınırlı değil. ile ilgili bir not paylaşmak istiyorum. Alasan'ın daha hep Galatasaray'ın transfer gündeminde diye haberlere konu oldu. E, bu haberlerde Alasana Endao'nun Galatasaray'ı Galatasaray'ın Alasana Endao için iki tane oyuncu Seki Dika ve Cimi e, Durmaz'ı bütün haklarıyla teklif edildi. 1 milyon euro da önerdiği e, böyle bir paket teklif sunduğundan bahsedildi ama böyle bir görüşme olmadı. E, Burak Elmas da Süleyman Hurma arasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Alasana Endao'yu istiyor. Fenerbahçe zaruri bir biçimde elindeki Perotti'den tutun da Direr'e kadar pek çok oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor. Yabancı oyuncularını göndermek zorunda. Böyle bir zaruretle karşı karşıya Fenerbahçe. Bunları gönderdiği vakit bütün haklarıyla Alasan Endaha'yı almak istiyormuş. Bunun için Fatih Karagümrük Kulübü bağlantıya geçmiş. Bu bilgiyi de sizlere aktardıktan sonra bugün itibariyle veda ediyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.